Merve, evet, sabah saatleri itibariyle aslında Ayasofya'daki mesaimiz başladı. Tabii ki günlerdir burayı da takip ediyoruz, ancak bugün yeni bir gelişme oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önlemleri açıkladı, sağlık tedbirlerini ve camide namaz esnasında neler yaşanacağını ve namazda nerelerin tahsis edildiğini ve buraya ulaşım hakkında bilgi verdi. Kısaca o bilgilerden bahsedeyim, sonrasında tarihçi yazar Ahmet Anapalı ile sohbetimizi edeceğiz. Onu da ifade edelim öncelikli olarak. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi'nin ayrıldığını ve kadınlar için de Mehmet Akif Parkı'nın tahsis edildiğini ifade etti. Erkekler için 3, kadınlar için 2 yer tahsis edildiğini ifade etti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve bir uyarıda bulundu vatandaşlara Merve. O uyarıda şu: çanta ve sırt çantası, el çantası getirmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Tabii ki koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlıkların akşam saat 20 itibarıyla başlayıp saf düzeninin yapılacağı ifade edildi. Fatih Belediyesi tarafından sabah saatlerinde de o hazırlıkların tamamlanacağını ifade etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya az önce yaptığı açıklama sonrası buradan ayrıldığını ifade edelim ve yayın konuğumuza fazla da bekletmeden mikrofonu uzatmak istiyorum ben. Zira Ayasofya'da aslında şu an cemaatine kavuşmak için bekliyor. Elhamdülillah. Ayasofya'nın açılmasını çokça konuştuk ama ne anlama geldiğini kısaca öyle başlayalım, sonrasında devam edelim. Az evvel Sayın Valimiz de Ali Yerlikaya da ifade etti. Bir mekanda buluşması demektir. 86 yıldır içinde namaz kılmak suçtu. Bir kişi namaz kılmaya başladığı zaman etrafında güvenlik görevlileri toplanıyordu. Bağımsız, tam bağımsız ve egemenliğini elinde bulunduran bir ülkeyiz. Dışarıdan yönetilmiyoruz. Bu şehir içerisinde ya da bu ülke içerisinde ne varsa bunların tamamının kontrolü, ne olarak kullanılacağı Yunanistan'dan, Rusya'dan, Amerika'dan ya da Avrupa'dan değil, Türkiye'nin içinden idare edilecektir. Biz bunu bugün ispatladık. Biz bu süreçte bunu bütün dünyaya gösterdik. Herkes bize müdahale etmeye çalıştı. Dediler ki Ayasofya bir örnek olabilir. Onlar da camileri kiliseye çevirebilirler. Çevirdiler zaten. Dün yaptığım araştırmada, dün Kurtuba Camii, bizim Kurtuba Camii dediğimiz büyük camiye, İspanya'daki Endülüs Emevi Camii'ni onlar Kordoba Kilisesi, katedrali diyorlar. İspanya'nın en büyük katedrali Kordoba'dır ve bizim ürünümüzdür. 3 tane cami şarap mahzeni olarak kullanılıyor İspanya'da. UNESCO şarap mahzeni olarak kullanılan camilere baksın tedirginlik duyuyorlarmış. Duymasınlar. Bugüne kadar Ayasofya'yı koruyan tek bir millet vardı, biziz. Tek bir din vardı, biziz. Ortodoks Hristiyanlar yaktılar, yıktılar. Katolikler yaktılar, yıktılar. Müslümanlar 1453'ten itibaren koruma altına aldı ve güvenliğini sağladı. Eğer bugün içeride 900 yıllık, 1000 yıllık mozaikler, freskolar, panolar bulunuyorsa bunun tek sebebi Fatih Sultan Mehmet Han ve onun devamında gelenlerdir. Biz onların torunlarıyız. Nasıl ki atalarımız bu eseri çivisine kadar muhafaza etti, bundan sonra da biz bu sürece devam edeceğiz. Yarın buralar Müslüman dolacak. Hedefinden 1 milyon insanmış. 1 milyon. Sanırım bu bir rekor olmalı. Yani Mekke'den sonra o hac esnasındaki Kabe'nin ve Medine'de bulunan Müslümanların dışında sanırım bu bir rekor. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir Müslüman olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Mimarisinden bahsettik, yaktılar, yıktılar dedik, evet. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi biz yapıcı olmayı konuşalım. Tabii ki. Mimar Sinan'ın elinin değdiğini biliyoruz. Nerelere değdiğini konuşalım mı? Şimdi bakın, şurada küt bir kubbeye benzeyen küt bir şey var. Gördünüz mü? Evet. Ufacık bir yapı, bir çıkıntı. Evet. Aslında orası ahşap bir minare vardı. Fatih Sultan Mehmet döneminde oraya bir minare yaptılar. Sonra Fatih devrinde o minare yıkıldı. Bakın hemen şurada sağ tarafta bir kırmızı tuğlalı minare var. Gördük mü? Evet. Orayı Fatih yaptı. Arkasındakini 2. Beyazıt yaptı. Bu taraftakileri ise, bizim solumuzdakileri ise 2. Selim ve 3. Murat yaptı. Mimar Sinan yaptı. Bu eser yapıldıktan sonra onlarca defa yıkıldı. Çünkü devasa büyüklükte tutamıyor ve dağılıyordu.
Mimar Sinan önüne ve arkasına üçer tane uçan payanda koydu ve payandaların içinde Ayasofya'yı sıkıştırdı. Minarelerden attığı bir kuşakla temeli sardı. Yani Ayasofya Camii'ni Mimar Sinan minarelerin kucağına oturtturdu. Semavi Eyüce'nin dediği gibi, Allah rahmet eylesin, eğer cami olmasını sağlayan minareleri kaldırırsanız kilise olan Ayasofya da yıkılır. Kilise olan Ayasofya'yı cami olan Ayasofya ayakta tutmaktadır. Şu an gördüğümüz son dokunuş, Allah rahmet eylesin, büyük mimarımız Sinan'a aittir ve onun sayesinde 1500'lerden beridir 1999 depremini bile atlatan bir bina görüyoruz. Evet. Şimdi vatandaşların ilgisi de çok yoğun Ahmet Anapalım. Evet. Buraya çok sayıda dün yerli ve yabancı turisti de bizler gördük ve bir detay öğrendik. Burada vatandaşlar gelip konaklayacaklar şimdi arka tarafta çeşitli şimdiden illerden. Şimdiden başlamışlar. Vay be. Şimdi 1 milyon sayısını söylediniz siz. Evet. 1 milyon. Vatandaşlar da yavaş yavaş gelmeye başladı ki işte gördüğünüz gibi buraya gösterilen ilgi bu şekilde. Güvenlik önlemleri de had safhada. Bir başka detayı ben paylaşmak istiyorum. Yine içeride yapılacak kısımlardan. Bir perdeleme yöntemi kullanılacak. Evet. Şimdi bu tarihe verilen ilgi, değer, ataların olduğu gibi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın olduğu gibi, tabii ki, bugün de aynı şekilde esere sahip çıkılıyor. Evet. Bu konu hakkında neler söylersin? Vatandaşlarımız burayı doldursunlar. Güvenlik güçleri de görevlerini sonu yapsın. Çünkü tam provokasyon dönemi olabilir. Güvenlik güçlerinin tüm ikazlarına ben dahil herkes burada uymak zorundadır. Güvenlik güçleri istiyorlar ki bu süreci sıfır problemle atlatalım. Dışarı, içeride bir perdeleme sistemi yapılacak. Bu geçici bir dönem. Yani asıl hedeflenen LED karartmalarla teknolojik kullanılacak. LED karartmalarla freslerin önü kapatılıp önünde, karartmaların önünde su oyunlarıyla ayet-i kerimeler yazılacak. Önce teknoloji LED karartma, önünde lazerlerle su oyunlarıyla ayet-i kerimeler. Bu, nihai hedef bu. Fakat o ana kadar 57 metre yüksekliğinde, 100 metre uzunluğunda, 70 metre eninde bir yapıdan bahsediyoruz. 7000 metrekarelik bir alan, üstüyle birlikte 14000 metrekare, devasa bir yapı. Yapı olduktan itibaren 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali, şu anda dünyanın en büyük 4. ibadethanesi. Bundan büyük 3 tane var, en büyük 4.sü bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir yapıyı hemen teknolojiye uydurmak, hemen sular, lazerler biraz zor. Bu yüzden geçici bir süre perdelemeyle bu iş halledilecek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Tarihi anları yaşıyoruz. Evet. Yarın açılacak, saatler kaldı. Eklemek için torunlarımıza anlatacağımız çok şey var Serdar. Senle ben bir gün buraya geldiğimizde torunlarımıza çok şey söyleyeceğiz. Allah bize bu günleri gösterdi, hamdolsun. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet.